Evet, ekrana bir fotoğraf vereceğim şimdi bu DHKPC haberinin üzerine. Dün gözaltına alınan, yakalanan İsmail Akkol'la Fadik Adıyaman bir otogarda bankta otururken yakalanmışlardı. O fotoğraf gelsin ekrana arkadaşlar. Verebiliyor musunuz? Ha, evet geldi. Bu fotoğraf onlar operasyondan hemen önce. Soldaki İsmail Akkol, sağdaki de Fadik Adıyaman, DHKPC'li teröristler operasyondan hemen önce Aydın Söke'de otogarda onlar otururken sıradan bir yolcu gibi Eskişehir'e gidecekler, bilet almışlar. Tespit edilmiş bir fotoğraf, operasyondan hemen önce tespit edilmiş bir fotoğraf İsmail Akkol'la Fadik Adıyaman'ın. Peki bütün bunları... Başta DHKPC ve bu terör gözaltılarını mühim bir operasyon. Daha sonra sırada başka konularımız da var. Selam Tevhid davası, tahliyeler, işte Güneydoğu'daki terör hadiseleri, göç vesaire hepsine gerçekten uzman terör uzmanı, eski Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür Bu ederim, sağ aralar olun. size sık müracaat ediyoruz, siz de kırmıyorsunuz. Estağfurullah, koşa koşa geliyorum, sağ olun. Şimdi bu DHKPC terör örgütü bizim özel ilgi alanımıza giriyor. Neden? Biz bununla büyüdük çünkü. Evet. Bundan önce işte DevSol vardı. Daha sonra işte araya bir işte bizim Asala vesaire karıştı. Yurt dışındaki diplomatlarımızın filan katledilmesi. O arada bizim derin devlet karıştı. İşte Çatlı hadisesi, şu bu filan falan. Sonra biz 90'lı yıllara geldik ve Susurluk hadisesi. Susurluk hadisesi 96'da oldu, Ekim ayında. Ve onunla bu derin yapılar aydınlanacak, ortaya çıkacak. Devlet adına kimler cinayet işliyor veya devlet acaba bunları organize mi ediyor filan falan derken o iş de hakim kaldı. Fakat bütün bu anlattığım şeyler birbiriyle irtibatlı. Bu bizim nesil için çok şey ifade ediyor. Bugün yaşı 15, 20, 25 olan nesil bu işleri çok kavramakta güçlük çekebilirler. Özdemir Sabancı öldürüleli 20 sene olmuş. 20 sene. O gün doğan çocuk bugün 20 yaşında askere gidiyor. Şimdi haliyle bir hafıza tazelemeye de ihtiyaç var. Bir, benim ilk aklıma gelen şu oldu. Uzun zamandır böyle istihbarat marifetiyle bir iş sürüp de bir teröristin yakalanması falan böyle şeyler olmuyordu. Demek ki istihbarat zafiyeti olmayabiliyormuş. Demek ki istihbarat teröristi bu şekilde iş sürüp yakalayabiliyormuş Şüphesiz. diye düşündük. İki, acaba buradan hareketle bu derin yapıların işlediği suikastler aydınlanır mı diye düşünmeden de edemiyoruz. Tabii bu arada İsmail Akkol'un iyi korunması gerekiyor. Çünkü Özdemir Sabancı'yı birlikte katlettikleri arkadaşı Mustafa Ayar, Duyar özür dilerim, Afyon cezaevinde Karagümrük Çetesi tarafından Evet. öldürülmüştü. Sizin görüşleriniz nedir? Şimdi bu siz devrimci solla ilgili bir iki şey söylediniz hatırlatma adına. Ben biraz daha geri gideyim. THKPC, THKO diye iki önemli yapı vardı. Bunların gerisinde de fikir kulüpleri Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu vesaire. federasyonu vardı. Bu fikir kulüpleri federasyonun içerisindeki en önemli isimlerden bir tanesi de Doğu Perinçek'ti. Bu geleneğin Türkiye'de Türkiye'ye şekil verme adına, Türkiye'yi dizayn etme adına yüklendiği bir misyon var. Günümüzde bunlar evrile evrile ne olursa olsunlar, DHKPC terör örgütü de ülkenin dizayn edilmesi safhasında, ülkenin dizayn edilmesi safhasında Türk solunun içerisindeki bu geleneğe ihale edilmiş vaziyette. Yani bu şahısların yaptığı katliamlara, saldırılara, eylemlere bakıldığında ne görüyoruz? Hele son 5-6 taneye baktığımızda çok daha çok semboller üzerinden hareket ediyor diyorlar. İşte Dolmabahçe'nin kapısında bekleyen bir polis memuru arkadaşımıza saldırıyorlar. Ya da işte bir bekleyen bir çevik kuvvet Taksim Meydanı'nda bir çevik kuvvet grubuna saldırıyorlar. İşte Ankara Dikmen'deki polis evine roket mermisi atıyorlar. AK Parti Genel Merkezi'ne bir roket mermisi atıyorlar. Ya da kalkıyor işte Adalet Bakanlığı'na intihar bombacısı tarzında geliyorlar. Hep
Semboller içeren, hep mesajlar içeren ve neticesinde eylemcinin kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradan ayrılıp gidebileceği ya da orada çatışarak ölebileceği profil. Elindeki silaha bakıyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış bir makinalı tabanca. Ya da işte patlayıcı maddeye bakıyorsunuz, belki özelliği geçmek üzere olan bir mühimmat. Yani lojistik manada çok eforlu değiller. Tamamıyla semboller üzerinden, mesajlar üzerinden şey yapıyorlar. O Aydın'dan birlikte yola çıktıkları kişi, o kadın belki 100 metre yürüdükten sonra yorulacakmış. O DHKPC kültüründen gelmiş birisiyle az önce bu konuları biraz mütalaa edip de geldim de onun ısrarla söylediği şey, bırakın 100 metre koşmayı, 100 metre daha yürüyemeyecek bir profil diyor. Yani o mihmandar. Israrla işaret edilmesi gereken şey ki Eskişehir'deki güvenlik tedbirleri ve oradaki aramalara bakıldığında esasında bu kişinin buluşacağı başka bir ekip daha var. Ya birlikte hareket edeceği ya da işte mühimmatı şunu bunu devredeceği bir ekip daha var. Zaten herhalde kollukta onunla ilgili uğraşıyor. Yani Ankara'da hedef gözettiklerine dair bir yoğunlaşma ben olmuş. Ben hani Ankara ile bence yani bu tamamıyla bir his. Yani bu TÜBİTAK konusunu hissetme gibi bir şey değil ama yani 31 yıl 8 aylık mesleki geçmişim var aktif olarak. Ben hedefin Ankara'da son derece gündemde olan, tartışılan bir külliye olduğu konusunda bir kendi bireysel zannım var. Bu zannımla ilgili külliyeden kastım. Yani o bazen saray diyorlar, bazen külliye diyorlar. Ya ama yani oraya yaklaşamazsınız yani işte ki. Oraya sembolik bir şey. Yani oraya bir roket atma, orayı uzaktan tarama tarzında ya da kapısındaki polis memuru arkadaşlara işte o feda türü bir eylem gibi diye ben sadece tahminde bulundum. Ne biliyorsun? Sadece geçmişimdeki bilgilerimle bu verileri birleştirdiğimde böyle bir tahminde bulunuyorum. Bu tahminim haddimi aşmak mıdır değil midir? Yo, artık anladım. Onun için özür diliyorum. Bir yani. Adım daha yaklaşır mısınız? Kadrajdan çıkmamanız için. Şöyle ki şimdi bu olaya bakınca Özdemir Sabancı'dan uzaklaşmayalım. Biraz oraya gelelim. Çok enteresan ilişkiler var. Şimdi Susurluk kazasını boşuna söylemedim. Susurluk kazası Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinden 9-10 ay sonra oluyor. Özdemir Sabancı 9 Ocak 1996'da öldürüldü. Sabancı Center gibi son derece korunan İkiz Kule makam katında. Oraya DHKPC'li Fehriye Erdal, Hüseyin Kocadağ tarafından yerleştirildiği ortaya çıkmıştı daha sonra. Çaycı olarak yerleştiriliyor. 5 ay boyunca orada çalışıyor. Tabii 5 ay boyunca Sabancı Center'ın yönetim katında çaycılık yapınca siz lojistik yapıyorsunuz. Gerek kroki çıkartıyorsunuz, gerekse bina güvenliği hakkında bir fikriniz oluyor vesaire. 5 ay da uzun bir süre. 5 evet. ayda siz binanın her şeyini çıkartırsınız. İki, sonra da Mustafa Duyar'la İsmail Akkol'u kapıdan giriyorlar. Evet. İşte güvenlikten, X-ray'den şuradan buradan geçiyorlar. Bir feda eylemi değil bu. Çünkü hep o üçü zaman, de, evet, üçü de sırra kadem bastı. Tabii, enteresan. Tabii, o zaman için bunlar geçerli değil. Onları alıyor, işte yönetim katında gösteriyor ve 3 kişiyi orada öldürdüler. Evet. Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Assefe. Sonra da ellerini kollarını sallayarak kaçtılar. Evet. 2 gün içerisinde bu suikast aydınlatıldı. Yani evet. tetikçileri itibariyle fakat failleri bulunamadı. Evet. Çünkü sırra kadem bastılar. Evet. Enteresan bir şey oldu. Mustafa Duyar... bu şeyin geçmişini anlatıyorum ki daha iyi konuşabilelim diye. Mustafa Duyar'ın esasen çok fazla bir örgüt bilinci olmadığı, onun Gazi olaylarında hayatını kaybeden kız arkadaşından dolayı bir öfkeyle örgüte katıldığı, intikam hissiyle veya neyse artık. Ondan dolayı zaten Suriye'de teslim oluyor, Türkiye'ye getiriliyor ve işte buradan sonrası önemli. 1999'da Afyon cezaevinde çıkan bir isyanda güya, tabancayla vurularak öldürülüyor. Ya cezaevine tabanca sokulmuş. Ya, ihale onu, olarak aldılar. Onu öldüren de bir süre evvel o cezaevine nakledilen Karagümrük çetesi, Nuri Ergin'le işte kardeşleri ve Nuri Ergin de bunu bir başka vesileyle, görüntüleri var. Bana devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü diyor. Ve Veli Küçük'ü adres gösteriyor. Veli Küçük kim bakıyoruz? İşte 1. Ergenekon iddianamesinde derin yapı ve arkasındaki olaylar falan yani diye. Yani şu halen devletler evet. zaten. Fehriye Erdal, Mustafa Duyar öldürüldü. Fehriye Erdal kaçıyor, Belçika'da yakayı ele veriyor. Fakat böyle kanlı bir saldırıya
imza atan terörist bütün belgeleriyle konduğu halde Belçika iade etmiyor. Enteresan bir şey. Siyasi suç falan değil bu. Yani birini öldürmüşsün sen. Katliam var, deliller var ortada. İşte siyasi, ideolojik sahiplerle öldürdüğü için İki, iade. Aynı şey İsmail Akkol'un başına da Yunanistan'da geliyor. O da Yunanistan'da yakayı ele veriyor. Yunanistan teslim etmiyor. Sonra belki de kaçmasına göz yumuyorlar. Bugün Ferri Erdal 2007'den beri kayıp. Güya bir ev hapsindeydi. İsmail Akkol da Yunanistan'da teslim edilmiyor, kaçmasına göz yumuluyor filan. Ondan sonra işte bugünlere i̇şte geliyoruz. Şu ben sorunuzu sormadan evvel hemen ben... Yok sorum o değil. Yani bu geçmişe bakarak ne söylersiniz? Bakın bu anlattığınız örnek o kadar kıymetli ki bu olayın çok ideolojik nedenlerinin olmadığını, Marksist-Leninist bir silahlı propaganda amacıyla olmadığını, bu işin hedefin seçilmesinde, o hedefi katledenlerin ülkeden ayrılmaları, gittikleri ülkelerde muhafaza edilmesi, birinin geri gelmesi, yine şu anki devlet yapısıyla irtibatlı bir isim tarafından intikam alınır gibi susturulması... Bunların hepsi bize bir şey söylüyor. Yani bunların bilinmemesi, haberdar olunmaması, istenirse müdahale edilememesi gibi bir şey söz konusu değil. Kim bana çıkıp söyleyebilir ki 10 Ekim 2015'te Ankara'daki katliam istenseydi engellenemezdi diye kim bana söyleyebilir? İşte başta da onu kastettim. Hiç kimse söyleyemez. İstihbarat zafiyeti yoksa teröristleri yakalarsınız. Şunu söyleyeceğim, varsa patlama olur. Şunu söyleyeceğim, o konuyla ilgili soru sorsanız da cevap vermeyeceğim. Niçin Özdemir Sabancı'yı öldürüyorsun? Niye Sakıp Sabancı'yı öldürmüyorsun? Sakıp Sabancı daha önemli. Şirketin patronu yani. Yani daha, çok daha anlam. Ama maksat ne? Sabancı sermayesine, Sabancı ekibine... Ve o... Yani o, dışarıda bir yerde de değil. O, kalbinde. Evet. Ya, holding merkezinin kaçıncı katında. Bu mükemmel bir mesajdır. Bakın ben... Şey gibi DHKPC deyince Savcı Selim Kiraz da çok iyi korunan Çağlayan Adliyesi'nde makamında aynı şekilde rehin alınmıştı. Şiddet kesinlikle bizlere şekil vermek için var. Bu şiddete arzu edildiği zaman, istendiği zaman müdahale edilir, durdurulur. Siz bir intihar bombacısını yakalıyorsanız yakalanması istediği içindir. Yakalanmıyorsa da yakalanmaması istendiği içindir. Ben bu konuda ısrarcıyım. Ben de bu konuda gerçekten şüpheliyim. Siz şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki İsmail Akkol, Aydın Söke'de yakalanması bir istihbarat başarısı olarak lanse ediliyor ama belki de yakalanması istendi diyorsunuz. Elbette. Yani aksi ne olabilir ki yani? Şimdi aksi ne olabilir? Yani siz bir insanın deli olması lazım. Şimdi bakın, yani şimdi Hakan Bey, ben şöyle Tarık Bey, bu tür hareketlerle, bu tür eylemcilerle çok organik bağ yok, çok ast üst ilişkisi tam yok. Tam onu soracağım. Yani yok, bunların zaten bunlara müdahale edildiğinde arkasında bizi şaşırtacak muazzam yapıların çıkamamasının sebebi bu gevşek dokularından kaynaklanıyor. Şaşırtan şey şu, tam da onu soracağım. Ya ben. Yani benzetmek gibi olmasın, kendim örnek vereyim. 20 sene önce parmak izim belli, tipim belli, ismi, her şeyim, eşkalim belli. Sabancı'nın veliahtı Özdemir Sabancı'yı öldüreceğim. Yanında iki kişiyi daha öldüreceğim. Ve daha sonra tekrar o ülkeye giriş yapacağım. Her yerde aranırken bir numaralı katil zanlısı olarak... Tekrar elimi kolumu sallayarak Aydın Söke'de şurada burada dolaşacağım. Sahte pasaportla bile olsa. O kişilerin bir fedakarlık üzere bunu hareket ettiğini tüm samimiyetimle söylüyorum. Uğramaması lazım yani, bir daha Türkiye'ye. Ama işte bunlar bu yoğurda ölme konusunda ahdetmiş insanlar. Hüseyin Velioğlu belki benden daha vatanseverdi. Ondan sonra devrimci karargah örgütünü kuran ve o ilk lideri olup çatışmayla öldürülen şahıs belki daha vatanperverdi. En azından yani bu ülkeye şekil verme adına görevini çok iyi anlamış ve bu uğurda canlarını feda etmiş, vermiş, teslim etmiş profiller bunlar yani. Yani bu kadarla bırakıyorum. Yunanistan'dan kaçtıktan sonra Türkiye'ye girişleri ve yakalanmak istemiş de olabilirler veya böyle bir şeyin parçası olabilirler dediniz. Bu mühim. Bazen kendilerini ihbar ediyorlar. Yani örgütün zorla intihar bombacısı ya da feda eylemine gönderdiği şahıs mesela bir şekilde bazen
bazen arayıp kendi kendine ihbar etti oluyor. Bu biraz da PKK'da çok rastlanan anladım, bir hadiseydi. İyi baksınlar içeride de Mustafa Duyar'ın başına gelen gelmesin. Bunu kapatalım DHKPC meselesini. Sıcak bir olay umarız. Yani bir de İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın sorgusundan ne çıkacağı, bir şey çıkacağını da şahsen ben zannetmiyorum ama çıkar mı sorguda bir şey? Yani isterlerse anlatırlar. Yani ama kendileri o onların motivasyonuna bir irtibat bağlı. Veremez. Yani kendileri istese de bir irtibat veremez. Bakın ben Avusturya'da... Beyinler başka mı? Ya da irtibat mı yok? Nedir? Bu örgütün yapısından dolayı o şahıslar istese de bir kişiyi size verebilir. Çok geriye gidemez yani. Bakın ben şemayı çıkartamaz mümkün diyorsun. Mümkün değil. Avusturya'da organize suçlarla ilgili çalışan birimi bir ziyaret etmiştim ben. TKP-ML kökenli örgütlerden sorumlu kişilerle bir görüşmem vardı. Ben o çalışan kişinin odasına girdiğimde ağzım açık kaldı. Çok çok küçük bir ofiste Avusturya'daki TKP-ML TİKKO yapısına olan hakimiyeti, bizim dilimize, kültürümüze, Tunceli'nin geleneklerinin kültürüne olan hakimiyetine şaşırdım. Yani bu Avusturya dediğimiz herhalde 10 milyon civarında nüfusu olan küçücük bir ülke. Orada da işte herhalde 1 milyon civarında Türk var. Ama o hakimiyete ben hayran kalmıştım yani. Evet. Bu yapı kontrolsüz bir halt edemez. Mümkün değil. Peki ekrana bir fotoğraf gelsin. Postadan bir kupür getireceğim şimdi. Bununla da bu bahsi kapatacağız. Burada teröristlerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Sol üstte Fadik Adıyaman var. Biraz evvel Hakan Kırmacı'nın bahsettiği yani 100-150 metre yürüse yorulur denen herhalde yaşça ileri. İşte ağzını kapatmışlar örgütsel slogan atınca. Sol altta da İsmail Akkol'la beraber Türkiye'ye Yunanistan'dan kaçıp Türkiye'ye girdiği tahmin edilen Hasan Biber var. O yakalanmadı tabii, onun nerede olduğu bilinmiyor. Sağda ise meşhur Fehriye Erdal, bir tek çaycı kız Fehriye kayıp diye Posta Gazetesi başlık atmış. 5 ay önce Sabancı Center'ın yönetim katına çaycı olarak girmişti. İki tetikçiyi 25. kata Fehriye sokmuştu. Suikast sonrası önce Yunanistan, arkasından Belçika'ya kaçtı. Bir yıl hapiste tutuldu. 2006'dan beri kayıp. En son Kasım 2015'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldüğü iddia edilmişti diyor. Böylelikle DHKPC bahsini kapatalım ve geçelim Selam Tevhid'e. Onu konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim. Selam Tevhid torba davasında 18 ay sonra yargılama başladı biliyorsunuz. İkinci duruşmada 10 tahliye kararı çıktı. Serdar Bayrak tutan tek bir gün görev yapmadığı Selam Tevhid dosyası sebebiyle 18 ay Silivri cezaevinde yattı. Selam Tevhid torba davasında 10 tahliye kararı çıktı. 3 asker ve 7 polis sabah saatlerinde Silivri cezaevinden tahliye oldu. Ne cemaatçisi arkadaşlar? Polisim ben, polis. Hırsız, terörist gördün mü? Vurur, yakalar. Teröristle müzakere, polisle mücadele. Yeni Türkiye'nin ileri demokrasisi bu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci duruşma yapıldı. Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi aydın cinayetlerinden sorumlu Selam Tevhid terör örgütünü soruşturan polislerin yargılandığı davaya avukatların soruları damga vurdu. Avukat Ömer Turanlı'nın bu dosyada binlerce kişi dinlenilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Dosya önünüzde hakim bey, kaç kişi dinlenilmiş? Dosyada 50'den fazla İran ajanı vardı. Hani nerede avukatları bu davada sorularına mahkeme heyeti cevap veremedi. Baskılar yazmış, Türkiye'deki ajanları uygulamış. Tek yakında. Demlere şah çektik, mat oldular. Emniyet Müdürü Serdar Bayrak tutanın avukatı İrfan Sönmez ise müvekkilim 100 küsür kişiyi dağa çıkaran PKK'lıyı yakalıyor. MİT bu benim elemanım diyerek alıyor. Bunu sorgulamayacak mıyız? Ülkücü davada 10 yıl hapis yattım. İdamla yargılandım. Ama vallahi de billahi de 12 Eylül'de 28 Şubat'ta daha adildi sözleriyle mahkeme heyetine tepki gösterdi. Aram lokma yemedi. En ufak kanun dışı hiçbir işim yok. Ne yaptıysa kanun içerisinde kalarak yaptık. Türk milletinin şehidine kelle diyenlerin Allah belasını versin. Bayrak tutansa bir gün bile çalışmadığım dosyada tutukluyum diyerek tahliye talep etti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Jandarma Kriminal Daire Başkanı Baycan Görücü de 10 yaşındaki kızım bana ölsen de gelemeyecek misin diyor. Görevdeyim kızım diyebiliyorum ifadelerini kullandı. Duruşma savcısı Ali Kaya 26 tutuklu askerden 22'si için tahliye talep etti.
Mahkeme savcının talebini değerlendirdi ve 3 askerle 7 polisi tahliye etti. Ankara İl Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna, Jandarma Üsteğmen Mesut Çelik, Assubay Halil Alp'le terörle mücadelede görevli Eski Emniyet Müdürü Serdar Bayrak Tutan, Komiser Serhat Taner Doğan, polisler Bekir Enesarı, Murat Çobanoğlu, Yusuf Yolcu, Mücahit Gökoğlu ve Aytekin Koçak sabah saatlerinde Silivri Cezaevinden tahliye oldu. Asker ve polisleri kapıda aileleri bekliyordu. Kırk beş sanıkla ilgili tutukluluğun devamına karar veren mahkeme heyeti skandal bir gerekçe öne sürdü. Heyet, siyasilerin açıklamalarını kuvvetli suç şüphesi saydı. Kararda jandarma ile ilgili savunmalar, sanıkların düzenlediği raporlar, basında çıkan haberler ve siyasilerin açıklamalarının kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret ettiği belirtildi. Tamamen siyasi sahipler. Reddi hakim taleplerini değerlendirmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen mahkeme heyeti duruşmayı Mart ayına erteledi. Terör örgütlerini, devletlerin bu meseledeki rolünü, istihbarat savaşlarını konuştuk ama Özgür Düşünce gazetesinde devam eden bir yazı dizisi var. Ona da atıfta bulunmadan geçmeyelim. Nazlı Ilıcak, Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon Cemaat vesaire 8 gün devam edecek bir yazı dizisini dün başlatmıştı. Bugünkü konu, biraz evvel de atıfta bulunduk. Fehriye Erdal'ı Sabancı Center'a sokan Hüseyin Kocadağ isimli polis müdürüydü. O da Özdemir Sabancı suikastinden 10 ay sonra Susurluk kazasında hayatını kaybetti. Özdemir Sabancı suikastı zanlılarından Mustafa Duyar Suriye'de teslim olup geldi. Afyon cezaevinde Karagümrük Çetesi tarafından öldürüldü. Karagümrük Çetesi de bu talimatı devletten Veli Küçük'ten aldıklarını söylediler filan diye anlatmıştık geriye doğru. Bunların hepsi var, dosyalarda duruyor, afaki konuşmuyoruz. Bugünkü dizi de buna rastlamış. Enteresan bir tevafuk tabir yerindeyse. Terör örgütlerini Ergenekon kullandığı başlığını atmış Özgür Düşünce gazetesi. Ali Fuat Yılmazer, Ergenekon'un terör örgütlerini kontrol altına aldığını açıkladı. Kendi amaçlarına uygun şekilde kullanıyor dedi. Yılmazer, terörün canlı kalmasının asıl sebebinin Ergenekon olduğunu vurguladı. En güçlü şekilde sirayet ettiği kurumların siyaset ve medya olduğunu aktardı. Ve şöyle devam etti. İllegal faaliyetlerdeki kadrolar resmi birimlerde kamufle ediliyor. Devlet bütçesini kullanıyorlar ancak denetim olmadığı için faaliyetleri gözden kaçırılıyor. Soldaki fotoğrafta da Veli Küçük'ün elini Muzaffer Tekin öperken görülüyor. Meşhur fotoğraf. Ergenekon sanıklarından Muzaffer Tekin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Emekli General Veli Küçük'ün elini öperken böyle görüntülenmişti diyor fotoğraf altı yazıda. Devam edelim, Hakan Kırmacı ile konuşuyoruz. Selam Tevhid'de 10 tahliye. Selam Tevhid, hep biz bahsederken torba dava diyoruz ama gerçekten öyle. Evet. Yani askerler var, polisler var, Can Dündar'la Erdem Gül de orada. Sırıcılar var, kamyoncular evet. var. Bir yandan bakıyorsunuz geriye doğru Bahriye Üçok, Uğur Mumcu vesaire suikastine kadar giden bir örgüt. Yargıtay kararlarıyla onanmış filan. Fakat enteresan bir şey oldu son 1-1,5 senede. Sözde Selam Tevhid örgütü ve bu örgüt üzerinden işte yüzlerce, binlerce insanın telefonu dinlendi. Evet. Devletin kılcallarına kadar sızmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Hı hı. Bu yapı elbette dönüp kendilerini deşifre eden, kendilerini ortaya çıkartan kolluk kuvvetleriyle hesaplaşmak zorunda. Bir daha bu kolluk kuvvetlerini bir daha ayağa kalkmayacak şekilde meslekten atmak, ihraç etmek, gözaltına almak, cezaevine sokmak, cezaevinde ıslah etmeye çalışmak zorunda. Bu çok anlaşılır bir karşı saldırı. Çok net. Bakın Türkiye'de az önce saydığınız o çok önemli isimlere benzer cinayetler niçin işlenmiyor? Çünkü onları artık öldürerek toplumu irite etmeye, toplumu huzursuz etmeye ihtiyaç yok. O gelenekten, o kültürden gelmiş kişiler şu anda devlet kademelerinde istihdam ediliyorlar. O yapılarla organik bir bağı mutlaka yoktur. Yasada dışı bir bağı mutlaka yoktur. Ama o kültürde, o gelenekte yetişmiş. Yani işte siyasal İslamcı, işte Şia'nın siyasi yorumlarını baş tacı etmiş. İşte
Hümeyni'nin faaliyetlerini, Hümeyni'nin icraatlarını son derece önemseyen ekipler şu anda 657'ye tabi bir şekilde görevlerinin başında. Elbette kendilerini sivil hayatlarında deşifre eden, rahatsız eden, tutuklayan, gözaltına alan, cinayetle ilgili yargılanıp ondan sonra cezaevine girmelerine sebep olan meslek mensubu arkadaşlar da intikamını alacaklar. Ben sizlerin de ara sıra misafiri olan o mağdur meslek mensubu arkadaşların şöyle bir hatasını arz edeyim. Esasında Selam Tevhid örgütüne, yasa dışı örgüte yönelik yapılan operasyon polis teşkilatının yapması gereken bir operasyon değil. Türkiye'de casusluk faaliyetleriyle mücadele etmekle görevli Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. İslami Hareket Örgütü sıradan bir terör örgütü değildir. İslami Hareket Örgütü kesinlikle bir casusluk faaliyetidir. Selam Tevhid Örgütü bir casusluk faaliyetidir. Kudüs orduları ya da Kudüs savaşları bir casusluk faaliyetidir. İbdaciye terör örgütü son derece yerlidir ve elbette kolluğun görev sahasıdır. Ama az önce saydığım yapılar kesinlikle bir casusluk faaliyetidir ve bu esasında polisin çaresizlikten dolayı müdahale ettiğidir. Ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nda bu yapıların yasa dışı terör örgütü olduklarına dair uzman raporları var. Amma ve lakin bu raporu kaleme alan az önce saydığım kurumlar da biliyorlar ki esasında kendi görev sahalarına giriyorlar yani. Bu şahıslar gizli servisler tarafından seçiliyorlar, eğitiliyorlar ve ülkeye girişlerindeki almış olduğu güvenlik tedbirleri ve birlikte çalışacağı insanlarla buluşmalarını okusalar, İslam Hareket Örgütü'nün İrfan Çağrıcı'nın notlarını Google'dan bakıp baksınlar, ifadelerine baksınlar. Böyle bir yapı, siz böyle bir yapıya terörist amaçlarla... Ben üniversite öğrencisiydim. Uğur Mumcu öldürüldüğünde 24 Ocak 1993 Ankara'da ve gazetecilik yoktu ama gazetecilik merakıyla koşmuştuk Karlı Sokak oraya. Karlı bir gündü. Sonrasındaki haftalarda İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'di ve İrfan Çağrıcı adını ilk ondan işitmiştik. Aynı yapı Turan Dursun'u niye öldürsün? Niye katletsin? Aynı yapı niye bir Suudi Arabistanlı, bir Amerikalı, Kışlalı, Bahriye Üçok. Niye öldürsün bunları? Bakınız bu Muammer kesinlikle bir casusluk faaliyetidir. Petrolle ilgisi vardır. O ekonomiyle ilgisi vardır. Türkiye'deki laik seküler yapının irite edilip daha dikkatli, daha duyarlı hareket etmesi için verilen mesajlar vardır. Bu polis arkadaşlarımız elbette kolluğun baktığı seviyeden gördükleri suçlarla mücadele etmişlerdir, yerindedir. Amma ve lakin casusluk faaliyetleri olarak değerlendirilip mücadele edilseydi belki bugün bu noktalara gelemeyecektik. Şu anda onun jubilesi var, intikamı alınıyor. Çok anlaşılır bir şey. Yani enteresan, Cumhuriyet Gazetesi ben daha evvel de vermiştim. Bir kere daha verelim, ekrana verebilirsek arkadaşlar. Faillerin ortak noktası İran diye Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde bu haberi yayımladı. Ve burada Oğuz Demir, Rüştü Aytufan, Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel'in resimleriyle bastı. Ve bu haberde şunu söylüyor, internetten bulabilirsiniz. Faillerin ortak noktası İran haberi. Diyor ki, yani Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı Tevhid Selam Örgütü Kudüs Ordusu diye yapılanmaya ulaştı vesaire. İşte 11 Temmuz 2000 tarihli iddianame ile İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açıldı. İdam kararları verildi, şöyle oldu, dosyalar birleşti filan. Bütün Selam Tevhidi, o zaman tabii Tevhid Selam Örgütü, Kudüs Ordusu diye şey oldu filan. Sonra da diyor ki, tam da diyor işte işler bağlanacakken bilmem ne kadar Yargıtay onamasından şundan bundan sonra yüzüp kuyruğa geldikten sonra işte en son dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Selam Tevhid Örgütü adına yürütülen soruşturmada iktidar cemaat kavgası çıktı, kapatıldı. Bunu Cumhuriyet Gazetesi 24 Ocak ta geçen hafta yayımladığı haberde faillerin ortak noktası İran ve Selam Tevhid'in bütün gelişimini anlatarak dörtte bütün delilleriyle ortaya koymuşlar. Yani esasen Uğur Mumcu suikasti geriye doğru bayağı bir çözülmüş durumda. Elbette. Ama dosya kapatıldı. Dönelim. Yani düşünebiliyor musunuz?
Adalet Bakanı çıkıyor, diyor ki işte selamun aleyküm demişler, aleyküm selam demişler. Buna selam tevhid terör örgütü demişler. Böyle bir şey diyor. Yani peki döktükleri kan, katlettikleri evet. insanlar, planladıkları hedefler nedir? Kararlar ortada. Nedir Yargıtay yani? Kararları 2000 ya. Tarihli dosya numaraları burada Cumhuriyet'in haberinden bakıyorum size. Önce DGM'de sonra ağır cezada yani inanılır gibi değil. Çaresizler bu türlü konu bu şekilde hareket etmek zorundalar. Yani organize suç örgütünün şu anda en önemli ismi işte neredeyse işte hükümet sözcüsü gibi açıklamalar yapıyor. Kanla duş alıyor. Ondan sonra idam cezasının geri gelmesiyle ilgili konuşmalar yapıyor. Ve idam cezası geri geldiğinde ilk kimi asacağını söylüyor. Oturuyor bilgisayarın başında bunları yazıyor. Hangi güçle, hangi saikle yani. Salih Mirza Beyoğlu'nun bulmuş olduğu yöntemle öldürülen bir sürü insan var. Diyanet İşleri, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitap evinde patlayan bomba İbdaciye terör örgütünün patlattığı bombadır yani. Ve kendi internet sitelerindeki bombanın yapımından öğrenip de adam orada imalat yapıp bu tür eylemler yapmışlardır yani. Bu şahıs şu anda serbest geziyor yani. Ve işte o atılımlar ya da ona benzer hatırlamıyorum bir dergi bürosunda bir silahlı saldırı olmuş, bombalı saldırı olmuştu. O geleneğin dergi bürosudur yani. O şahısları siyasi tekrardan şiddetin içine çekmek için ondan sonra silahlı sol bir örgüt kalkıp işte şeriatçı bir terör örgütünün bürosunu bombalamıştır. Ne zorun var? Niçin bombalıyorsun? O düzeni oraya koyarken, kurarken ben bu insanları niye öldürüyorum diye o adam kendine sormadı mı ya? Derginin ya yazı işleri müdürü orada vefat etti, katledildi yani. Bu o katledenler niye katledildi? Katledilenler niçin o yoldaydı? Bakın bu çok açık net bir istihbarat servisleri savaşı sürüyor. Bu çok açık net anlaşılıyor. Hiçbir şiddeti kendine yöntem olarak seçmiş hiçbir yapı istihbarat servislerinin hilafı dışına hareket edemez. Orada düşünülemez. Oradan Güneydoğu'ya zıplayacağız ama bir şey var ki bunu vermeden geçmeyeceğim. Serdar Bayrak tutan emniyet müdürü verelim fotoğrafını arkadaşlar ekrana. Evet tahliye oldu. Selam Tevhid davasında yargılanıyordu. Biraz daha şöyle ekrana getireyim. Soldaki polis müdürü Serdar Bayrak tutan, bıyıklı olan. Bu polis müdürü 18 aydır içerideydi Serdar Bayrak tutan. Ve bu Selam Tevhid dosyasında bir tek gün bile görev almamış bir polis müdürüydü. Bu dosyadan dolayı tutuklandı. 18 ay yattı ve dün gece tahliye edildi. Şimdi Serdar Bayrak tutanın 18 ayını kim verecek? Yani hukuk içinde kalarak inşallah hakkını arar. Evet. Ama aramama gibi bir devlete hürmet etme. Bu tahliye yani bu fotoğrafı Silivri'de kaydedilmiş. Mamak cezaevindeki evet. yatan ülkücülerin devletle ilgili olan fikirlerinde en ufak bir değişiklik olmamıştır. Benzer kültürden geldiği için bu arkadaşın da belki de o günlerin hesabını sorma gibi bir şey yapmayacak. Kendi kendine helalleşmiştir. Dosyada bir tek gün bile görev almamış evet, Hakan elbet. Bey. Ama 18 ay sonra pardon deyip tahliye ediyorlar. Bu arkadaşların bu bölücü terör örgütü üst başlığıyla ülkedeki terör örgütünün hedef seçtiği şahısların aileleriyle oluşturdukları bir şey var. O diğer arkadaşla birlikte bir programda bunları dinlemiştik. Murat Çetiner yanındaki emniyet müdürü de. Murat evet. Çetiner de anlatmıştı. Anadolu Atölye'nin de anlatmıştı. Ben terörle mücadelenin psikolojik hareket ayağı ile ilgili ilk kurs alanlardan bir tanesiyim. 1989 ya da 90 yılında Diyarbakır'da almıştık psikolojik hareket faaliyetleri. O psikolojik hareket faaliyetlerinin bu arkadaşların başkomiserliği, emniyet amirliği döneminde aldığı tarz beni hayran bıraktı. Binlerce aileye aile ziyaret ediliyor. Çocuklarının durumları ile ilgili kendilerine bilgi arz ediliyor. Son derece mahrem olarak yapılıyor bu işler ve aile mensuplarıyla birlikte o işte az sonra kırsala gidecek olan, intihar bombacısı olacak olan ya da işte gidip bir bağlama kursuyla da bir halay çekme ortamından belki iki adım sonra da işte barikat kurup işte polise saldıracak olan birçok profil bu faaliyetlerle ki bunun içinde KCK'lılar da dahil birçok profil bu arkadaşların bulmuş olduğu yöntemlerle hallolmuş vaziyette. 200 küsür bin kişiden bahsediyorlardı
yanlış hatırlamıyorsam, yani ulaşılan ve birebir görüşülme yapılan. Elbette bu insana bunun hesabı sorulacak yani. Elbette sen ne haddine bu kadar muazzam bir psikolojik hareket faaliyetini ya da toplum mühendisliğiyle ilgili dizayn etmeye çalıştığımız yapılara sen niçin müdahale ediyorsun? Niçin bu konuyu tamir, tedavi, telafi etmeye çalışıyorsun diye hesabını elbette soracaklar yani. Canlarını kurtardıklarına şükretsinler yani. Evet, yani dosyada görev almayan bir polisin 18 ay içerideki yatmasının hesabını kim İzmir verecek? İzmir İl Emniyet Müdürü hem de hücrede İzmir yani. İzmir İl Emniyet Müdürü şu anda tutuklu cezaevinde. Ali soyadını hatırlayamadım. Ordulu birisi. Niçin bu operasyon senin döneminde yapıldı diye hesap soruyorlar. Ama ondan önceki il emniyet müdürüne böyle bir şey sormuyorlar. Evet. Çünkü sorulmaması lazım. Çünkü bu tür operasyonları il emniyet müdürlerinin bilmesine gerek yok. Hrant Dink olayında da öyle. İşaretlenmiş isimler alınıyor ama onun üstü, altı, yanındaki, sağındaki, solundaki özenle atlanıyor. Engin Dinç meselesi. Ellerinde bir liste var. O listede o listedeki şahıslara işte yazı yazması, nefes alması, gözünün üstünde kaşınması. Şöyle yani şimdi dönemin siz bilirsiniz. Dönemin Ankara İstihbaratında görevli olan polisler bellidir. Türkiye'de yüzlerce soruşturma yürüyor. Evet. Ama o istihbaratta görevli olan şu 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 listeyi biz alacağız diyorlar ve uygun soruşturmalar bulunup alınıyor. Evet. Diğerleri böyle bir dönem yani bunu hiç kritik etmeyelim. Bir iki cümleyle bitirelim. Çok süremiz de daraldı. Benzer analizi bugün Güneydoğu'daki çatışmalar içinde söyler misiniz? Hiçbir suç örgütü, hiçbir terör örgütü bir istihbarat savaşının maşası olmasın. Bu hendeyi açan arkadaşlar, hendeyi açın diye talimat veren alçaklar, bu hendekle ilgili fikri ortaya atan alçaklar, karar veren alçaklar, bilmiyorlar mı Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı bu hendek meselesini halleder, buraları açar, aşar, düzeltir, bilmiyorlar mı yani? Gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank tüfeği gelir burada bunları vurur eder parçalar öldürür diye bilmiyorlar mı? Bile bile bunları yapıyorlarsa bu iklimin oluşmasına karar verdikleri için yani. Hı hı. Yani siz benzer barikatlar benzer hendekler bundan önce de vardı. İşte 2006 yılında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydim. Hakkari şehir merkezine girerken mahallenin adını şaşırıyorum. Yanlış söylemeyin. Girerken sağ taraftaki mahalledeki gençler normal karayoluna iniyorlardı. Sembolik barikatlarını oluşturuyorlardı. Molotoflu korsan gösteri yapıyordu. Kamu araçlarına, yolcu otobüslerine saldırıyorlardı. Hakkari plakalı araçlara yol veriyorlardı. Diğerlerine saldırıyorlardı. Ve biz o inip saldıran insanlarla bir şekilde onları vazgeçirmek, engellemekle ilgili karşılarına gücümüzü koyup mücadele ediyorduk. Hatta İlk TOMA aracıydı. TOMA aracı geldiğinde bu mahallenin içine soktuk. Yani o barikatı aşıp mahallenin içine girip işte TOMA aracıyla girdiğimizde mazgalların bir tanesine tekerlek saplandı. Elinde koca koca kayalarla benden çok yaşlı 50-60 yaşındaki kadınların çıkıp evlerinin pencerelerinden bizim kafamıza taşlar attığını biliyorum ben. Sonrasında birkaç gün ve biz orayı dağıtamamıştık. Birkaç gün sonra ben oturduğum oda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait oturduğum odada bir baktım ki o barikatların olduğu yere barikatların önünden gelip mücadele etmektense mahalle içerisinden yaya olarak gelip o barikatları kuranların evlerin arasından barikatlara ulaşmak mümkün. Yani kenti de siz tanıyamamıştım çünkü çok kısa bir süredi. Ve biz o şekildeki müdahaleyle yani barikatı kuranların barikatı kurmak için çıktıkları, yürüdükleri, taşları toplayıp kullandıkları istikametten gelerek müdahale ettikten sonra o yapı bir daha o mahallede barikat kurmaktan vazgeçti. Hatta barikatları kuranlar toparlandı, evlerinden çıkartıldı. O kendi koydukları taşları adamlara kendilerini kaldırdık. Devlet, kamu isterse alternatif yol ve yöntemlerle bu meseleyi halledebilir. Tek soru, 2 Aralık'tan beri, 2 Şubat da geçti, 2 ay oldu. Sur 5-6 mahallede sokağa çıkma yasağı sürüyor. Bu yer yer genişliyor, daralıyor ama o çekirdek bölgede devam ediyor. 2 ayda kontrol altına alınamaması normal midir? Temizlenememesi.
Ben bu cümleler beni korkutuyor. Ne demek temizlenmemesi? Yani bu insan öyle diyor Türk siyasi silahlı, otorite yani, ondan ya, bu kabul edilemez bir şey. Temizlemek ne demek ya? Son terörist öldürülünceye kadarmış. Hayır, sen son teröristi alıp ikna edip sen onu bir vatandaş etmek zorundasın. Yapamıyorsan tutuklayıp cezaevine atmak zorundasın. 8 aylık çocuğa kontrol altına alınamaması. Bu kadar bu halin gelmesinin niçin az önce arz ettiğim oydu. Yani siz 61 gün 62 gün oldu. Bakınız o hendekler, o barikatlarla şiddeti karşıdan acımasız bir şekilde göstere o zaman, elbette savaş, elbette bu, mahalle savaşı, bu iç savaştır ya, bunun başka adı yok, şehir savaşı. Kaç kişi ölmesi lazım bunun adına iç savaş dememiz için? 62 gündür devam ediyor. Yani kaç kişi daha ölürse biz buna iç savaş diyeceğiz. Evet. Şu anda yaşanan yani bahsettiğimiz yer büyük bir kara parçası. Bakınız, değil, 5 tane mahalle. Sözümün başında bu yönteme karar veren alçaklar bu tansiyonun yükselmesi için verdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şekilde müdahale etmek zorunda kalması için bunu yaptılar. Hangi kamu gücü, hangi devlet bu sembolik, bu saçma sapan, salakça barikatlara şey yaparlar. Ha, Dolmabahçe'de öz yönetimle ilgili karar bilmem ne. Tamam, öz yönetimle ilgili kararı vermişler. Sonra da vazgeçmişler. Sen yine pazarlıkla bunları alırsın. İşte Biden'ın gelmesi bu zaten. Biden dönüp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına şu anda öldürmeye çalıştığınız insanlarla siz görüşmüyor muydunuz? Tekrar görüşmeye başlayacaksınız demedim mi yani? Ve işte çözüm süreciyle ilgili Cumhurbaşkanımız seviyesine ne dedi? Rafa kalktı dedi. Dondurucuya koyduk dendi. İndirecekler, ısıtacaklar, farklı isimlerle, farklı yöntemlerle bunu devam edecekler. Bunun önünde mümkün değil, durulamaz yani. İşte şu anda Avrupa'da yayınlanmış Abdullah Öcalan'ın notları, İmralı notları olarak yayınlanıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde kısmen yayınlıyor. Oralarda pazarlığın ne kadar samimane, ne kadar iki ahbap, dost, arkadaş, ya işte ona söyle de bana ileri geri konuşmasın. Tamam, ben hallederim, ben Cemil'e haber göndereceğim. Tamam, bundan sonra öyle yapmaz. Tarzında çok samimane bir üslupla devam ettiğini gördük. Ben rahatsız olmadım bu üsluptan, biliyor musunuz? Bunun çok daha mübalağalarını bilerek bunları söylüyorum. Bunun hallolması lazım. Peki. İsteyen istediği gibi yaşayacak. Hiç kimse kimsenin ana dilde eğitim almasına şunu buna engel olmayacak. Ama ve lakin bu hendekçiler, bu barikatçılar ya da bu hendekçilere, barikatçılara müdahale edenler ülkenin bölünmesine çanak tutuyorlar. Hakan Bey, ana dili falan çoktan geçtik, ben size söyleyeyim. Yani ana dilde eğitim şu anda verilse bitecek mi bu? Zannetmiyorum. Bu başka bir şey yani. Elbette kantonal yapıya doğru gidiyoruz. Evet. Elbette evet, yani. Bu başka bir şey. Belki zamanında devlet bunu vermeliydi, ayrı bir konu, Selahattin ama şu anda Demirtaş'a bunu vermekle Türkiyeleştirme politikasının yedirilmesinin sebebi de budur zaten. Evet, yani şu anda ana dilde eğitimi vermekle bu iş önlenecek mi, ben zannetmiyorum. Hayır, zaten kantonal yapı arkasından federatif yapı çok yakın, eli kulağında yani. Peki. Eyüp haberi hazır mı arkadaşlar? Onu anons edelim, Hakan Bey'i uğurlayalım.